Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Evet, uzun bir süreden sonra yeniden birlikteyiz. Bugün arkadaşlar 18-19 Haziran diyeyim ben size 2022'de YKS'nin sınavı yapıldı bitirdi. Yani TYT ve AYT sınavları yaptı. Bu, bu yıl ÖSYM e ve bu sınavları bitirdi. Şu ana kadar ÖSYM'nin bizi ilgilendiren iki tür sınav vardı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Nisan ayının içerisindeki MSÜ'ydi. Bir tanesi de işte bugünlerde yapılan Haziran ayındaki neydi? YKS'ydi. YKS biliyorsunuz iki ayaklı bir sınavdır. Belki içinizde girenler vardır. TYT ve AYT. Temel yeterlik testi dediğimiz testi arkadaşlar, hani e, bir önceki gün diyeyim ben size, özellikle adayların e, yakındığı temel problem Türkçe idi. O yüzden ben arkadaşlar KPSS 2022'de de Türkçenin belirleyici olacağı yönündeki öngörümü altını çizerek devam ettiriyorum. Özellikle ve özellikle... Paragraf soruları ve anlam bilgisi soruları KPSS 2022'de çok belirleyici olacaktır. Bunu nereden çıkartıyorum? Çünkü bize ışık tutacak en önemli sınav olan TYT ve AYT sınavlarına göre bunu söylüyorum. Belki şöyle düşünebilirsiniz hocam tamam o üniversite sınavı yani bizimle ne alakası var diyebilirsiniz. Haklısınız belki de yani benzeşip benzeşmeme yönünden e, değerlendirdiğiniz ama arkadaşlar sonuçta bu sınavları ÖSYM hazırlıyor. ÖSYM'de son yıllarda zaten hepimizin bildiği bir şey Türkçeyi oldukça hani e, zor demeyeyim de yaptırmamak için uğraşıyor. Böyle güzel bir cümle oldu bence. Evet Türkçenin yapılmaması için. Adaylar arkadaşlar özellikle e, TYT'de Türkçenin çok zor olduğunu, paragrafların anlaşılmasının zor olduğunu dile getirdiler. Bakın. Peki hocam KPSS 2022'de Türkçe ile ilgili öngörünüz bu mu? Kesin ve net. Evet arkadaşım. Evet. Yani yine çok uzun olmayan ama kısa ve yoğun paragraf sorularıyla karşılaşacağımız büyük olasılıktır. E hocam ben Türkçem o kadar iyi değil siz şu anda beni korkutuyorsunuz. Hayır 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 korkutmak için değil. Yani önünüze ne tarz sorular çıkacağını söylemek istiyorum. Ve siz arkadaşlar özellikle ısrarla bakın ısrarla vurguluyorum. Lütfen 2018, 19, 20, 21 ve 22'de yani bu yıl yapılan e, YKS'deki TYT Türkçe sorularını edinip bir an önce çözmeniz. Belki bugünlerde yani daha açıklanmadı 2022 TYT ama bugün yarın açıklanacak arkadaşlar. ÖSYM'nin kendi sesinden bu sorulara ulaşabilirsiniz. Özellikle Türkçe paragraf dil bilgisi sorularını çözün arkadaşım. Ben uyarıyorum sizi. Yani benim vazifem budur. Yani sizin biraz daha böyle önünüzü daha net görmenizi sağlamaktır. Bu konuda anlaştığımızı düşünüyorum. Gel gelelim. Esas benim alanıma yani tarih alanına. Arkadaşlar bakın ben son birkaç yıldır özellikle tarihte ÖSYM'nin belli bir çizgide olduğunu ve yine sorularda bu çizgisini koruduğunu söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Bugün yapılan YKS'nin ikinci ayağı olan AYT'de tarih sorularının KPSS tarih sorularıyla benzeştiğini net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Anlaştık? Anlaştık. Peki hocam Nasıl sorular çıktı? Bakın arkadaşlar ben size bugün çıkan, AYT'de çıkan e, sorulardan birkaç tane örnek söyleyeyim. Örneğin Uygurların Manihizm dinini kabul etmesinin sonuçları. Bakın. E, bizi ilgilendiriyor mu bu? E, el, elbet ilgilendiriyor. İlk Türk devletleri ya da ilk Türk devletleri kurulmadan önce Orta Asya'da göçebe hayatın ortaya çıkmasının sebepleri. Yani ne, neden göçebe e, durum söz konusuydu Türklerde? İşte hayvancılıktır tarım topraklarının kıtlığıdır vesaire gibi. Diğer taraftan Türk İslam devletlerinde favori demiştim. Büyük Selçuklar, Nizamülmülk, İkta sistemi soru olarak geldi. Velev, Anadolu'da kurulan beylikler, ikinci beyliklerden bahsediyorum. Denizci olmayan soru olarak geldi. Bakın arkadaşlar, nasıl benziyor sorular KPSS mantığına. Gel gelelim Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele döneminde İngiltere ile Fransa'nın arasının açılmasına sebep olan anlaşma. Yani Fransa'nın TVM ile yaptığı Ankara Anlaşması soru olarak geldi. Yine diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa'nın bir sözü verildi. İşte ünlü bilirsiniz o sözü. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. İşte bu söz hangi savaş sırasında söylenmiştir diye geldi. Sakarya Meydan Muharebesi. Diğer taraftan özellikle son yıllarda benim çok üstünde durduğum bir şey. Moskova Anlaşması ve Sovyet Rusya ile dostluk ilişkileri soru olarak geldi arkadaşlar. Yani anlayacağınız ÖSYM arkadaşlar o geçen yıldaki evvelsi yıllardaki tarih sorularındaki çizgisini devam ettirdi. Esas soru şu bu soruların KPSS'ye yansıması nasıl olur? Lisans, ön lisans, orta öğret. Arkadaşlar net bir şekilde bir şey ifade etmek istiyorum. ÖSYM tarihte yine şekil olarak bu şekilde sorular soracak. Tabii ki içinde belirleyici sorular olacak. Tabii ki içinde yani ya bizi düşündüren ya bunun cevabı nedir diyeceğimiz sorular olacak. O konuda herhangi bir şüphem yok. Ama genelde ben 2022 tarihi için yani 2022 KPSS'deki tarih için soruların gayet yapılabilir şekilde olacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde İslam öncesi Türk tarihinde Uygurlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki Uygurlar bu sene arkadaşlar hem MSÜ'de geldi hem TYT tarihte geldi yani üniversite sınavının birinci ayağında geldi hem AYT tarihte geldi. Yani net bir şekilde KPSS'de ya da KPSS'lerde Uygurlar sorusu koşa koşa geliyor arkadaşlar net bir şekilde. Büyük Selçuklar yine benim arkadaşlar favor olarak beklediğim sorudur. Anadolu Selçuklar yine beklediğim sorudur. Ve tabii ki beylikler net bir şekilde beklediğimiz sorulardır. Diğer taraftan tabii ki arkadaşlar işte 3. Selim dönemi, Lale Devri, 2. Mahmut dönemi, Kanun Esası, ve özellikle arkadaşlar anayasalarımız son yıllarda yine KPSS'lerde soru yoğun olarak geliyordu. Ve AYT'de de geldi 1921 anayasası. Yani teşkilat esasiyenin özelliklerinden biri değildir şeklinde bir soru soruldu. Yine ben KPSS'lerde arkadaşlar bu tarz sorular bekliyorum. Yani özetleyecek olursak 2022 YKS'nin arkadaşlar adaylar açısından özellikle Türkçe kısmının zor olduğunu. Tabi matematiği konuşmuyoruz. Neden? Çünkü matematik yani bizim matematikle üniversite e, sınavının matematiği arasında farklılıklar olduğu için konuşmuyoruz. Tabi coğrafyaya da konuşamıyoruz. Yalnızca tarihten bahsediyoruz. Tarih konusunda arkadaşlar özellikle AYT tarih sorularının ki toplam 21 tane soru geliyor. E, sizden de arkadaşlar isteyim daha önceki yapılmış olan YKZ sınavlarındaki AYT tarihlerin mutlaka çözülmesi ki tabii ki e, bazı soru tipleri bizi ilgilendirmiyor ama genel anlamda bizi ilgilendiren taraflar çok çok fazla. Mutlaka çözülmesi gerektiğini ve bu sorular mutlaka incelenmesi gerektiğini. Yani AYT tarih kısmının oldukça belirleyici olduğu bilgi oldu arkadaşlar. Yorum kısmındaki soruların oldukça az olduğunu gördük. Tabii ki bu KPSS'lerde kesinlikle bilgi gelecek. Yorum tarih sorular gelmeyecek ya da akıl yürütme tarih soruları gelmeyecek anlamına gelmiyor. Ama net bir şekilde şunu söyleyeyim. Eğer tarihte çok detaya inmiyorsanız ve çok yüzeysel de çalışmıyorsanız yani onun ikisinin ortasında çalışmayı beceriyorsanız arkadaşlar başarılı olacaksınız. Net bir şekilde bu böyle. Ayrıca size çok güzel bir müjdem var gençlik. Müjdem şu. Kanalımıza 2022 KPSS'lere yönelik lisans, ön lisans, orta öğretim konu tekrar videolarımız yani tarih konu tekrar videolarımız ve soru çözüm videolarımız hazırlanıyor. Yakında sizinle paylaşacağım gençlik. Umarım bu videoda anlattıklarım işinize yarar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla dostlar.